Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Şems suresine başlıyoruz. Şems suresi 1. Güneşe ve onun parıltısına and olsun. Onu izlediği zaman aya, onu güneş parıldattığı zaman gündüze, onu sarıp örttüğü zaman geceye, göğe ve onu bina edene, yere ve onu yayıp döşeyene, nefse ve ona bir düzen içinde biçim verene. Oraya girmeyelim hocam. Yediye girmeyelim de. Çünkü o ayet. Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneşe ve onun parıltısına and olsun. Yani güneşin evrende neler neler faydalar verdiğini anlatıyor. Onu izlediği zaman aya. Yani kim nereden bilsin bunu? Muhammed'in uydurduğu diyorlar. Güneşin etrafında ayın döndüğünü veya güneşin etrafında dünyanın döndüğünü, güneşin etrafında 12 tane gezegen olduğunu 9 diye anlatırlar da 12'ymiş. 12 tane gezegen olduğunu kim nereden bilsin? Ama demek ki Allah kayıpla ilgili bilgiyi Allah bildiriyor peygambere, gerekli olanları. Peygamber de onu bildiriyor. Onun ağzından çıkan cümleler bunlar. Onu parıldattığı zaman gündüze, onu sarıp örttüğü zaman geceye, yani güneşin etrafında dünya kendi mihver etrafında dönüyor bir taraftan, bir taraftan da hem güneş etrafında dönüyor. Güneş etrafında dönerken mevsimleri meydana getiriyor. Dünya kendi mihver etrafında dönerken de gece ve gündüzü meydana getiriyor. İşte güneşi gören taraf gündüz, güneşi görmeyen taraf da gece oluyor. Ve yine yere ve onu yayıp döşeyene, yani Allah'ın boyasıyla, boyanın ifadesi kullanıyor ya, Allah'ın boyası nedir? Evrende yaratılmış olan varlıklara hak ettiği yere koyup ait olduğu boyayı oraya yerleştirme anlamında kullanmış. Yani bir ağaca yeşil bir yaprağı veriyor. Eğer yeşil yaprak olmamış olsaydı oksijeni alıp karbondioksidi vermez ve böylece karbondioksidi alıp oksijeni vermez ve böylece insanlar temiz hava alamazdı. Bunları anlatıyor. Ama şu şey olayı, yani bu gerçekten insanın nasıl ve nice olduğu konusunda yine Şems suresi 7, 8, 9, 10. ayetleri iyice bir işleyelim bana hocam. Çünkü zaman önemli değil. Yani yeter ki şu zaten insanların anlayamadığı konu. Asıl sorun burada başlıyor. Nefse ve ona bir düzen içinde biçim vereni. Bir dakika hocam. Nefse ve ona bir düzen içinde biçim vereni. Bir düzen içinde biçimi ne zaman vermiş Allah? Önce bunu anlamak gerekiyor. Hani Hicr suresi 29. ayet. 28-29'u bir okuyalım bakalım hocam. İstersen sen de, yoksa ben okuyayım. Ben açayım şimdi Hicr suresini. ...28-29 mu hocam? 28-29. Hani Rabbin meleklere demişti, ben kuru bir çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan bir beşer yaratacağım. Ona bir biçim verdiğimde ve ona ruhumdan üflediğimde hemen ona secde ederek yere kapanın. Bir dakika, bu çok önemli. Hani meleklere
Orayı bir açayım hocam. Hani Rabbim meleklere demişti, ben kuru bir çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan bir beşer yaratacağım. Ona bir biçim verdiğimde ve ona ruhumdan üflediğimde hemen ona secde ederek kapandım. Peki niye daha önce demiyor da biçim verdiğinde, ruhundan üflediğinde meleklere secde edin diyor Allah? Bu konuda bilgisi olan var mı? İnsanın oluşumunu tamamlaması lazım ki hocam secde edilecek hale gelsin. Anlayamadım Mustafa hocam. Dedim insan oluşumunu tamamlamalı ki secde edilecek hale gelmesi lazım yani. Başka görüş olan? İnsanı üç bölüme ayırıyor Kur'an temel olarak. Yani hayatı boyunca. Birisi meleklik dönemi. O ne zaman oluyor? Anne karnından doğuştan ergenlik yaşına gelinceye kadarki dönemine meleklik dönemine diyor Kur'an. Peki meleklik döneminde meleklere dedik ki meleklik dönemindeki o Adem'e secde edin der mi Kur'an? Niye demiyor da ona bir biçim verdiğimde diyor. Yani ne zaman biçim veriyor? Her insana rüşt yaşına geldiğinde bir iblis yüklüyor, bir de takva yüklüyor. İşte insan kendi kararını kendi verecek konuma geldiğinde meleklere Adem'e secde edin dedik ifadesi kullanıyor. Yani daha önce dememesinin sebebi de o da melekti. Hani Araf suresinin 20. ayetinde ne diyordu? Eğer iblis olmamış olsaydı siz iki melek olurdunuz diyor. Adem ve iş için. Siz iki melek olmadığınıza göre orada bir iblis var. Yani insan varsa iblis var. İnsan yoksa iblis yok. İşte insan hem Rabbani yola eğilimli hem de gayri Rabbani yola eğilimli nötr bir varlıktır. O zaman asıl hani hep ayetler uyum halinde ne diyor bak mesela yine Araf suresinin 172. ayetinde Ademoğullarının sırtlarından zürriyetlerini aldığımızda hepsi Rabbimiz Allah'tır demişti. Ne zaman? Anne karnından doğuştan rüşt yaşına gelinceye kadarki dönemi hepsi Rabbim Allah'tır demişti. İşte ne zaman insan ergenlik yaşına geldi, artık attığı her adımın, konuştuğu her sözün, yaptığı her davranışın vebalini yükledi diye bir dönem geldi. Hani o zaman ne diyordu? Nefsiniz buna şahit olsun. Bak bu çok önemli. Nefsiz şahit olması demek, insan kendi yaptığı yanlışın da doğrunun da farkında olması demek. Arkasından ne diyor? Ahiret aleminde biz bundan habersizlik dememeniz için böyle yaptık diyor. İşte arkasından ne diyor oradaki ayette de? Ona böylece meleklerin tümü topluca secde etti. Meleklerin tümü ama ancak iblis secde edenlerden olmadı. Şimdi iblisi nasıl anlatıyorlar? Bir araştırın, inceleyin. Yani aslında iblis de bir melektir. Kur'an'da her kelimeye yüklemiş olduğu anlamın mutlaka ama mutlaka iki yerde onun tamlamasını yaptığını, sağlamasını yaptığını görüyoruz. Mesela diyor ki Kehf suresi 50. ayette iblis cinlerdendi diyor. Ne demek iblis cinlerdendi? Bir melek hem cin
Bunun için melek diyorlar iblise. Cinlere. İblis cinlerden de ifadesi kullanırken iblis ne cindir, ne insandır, ne de şeytandır, ne de kafirdir. Bak yine Bakara suresi 34. ayette de iblis inkar etti, kafirlerden oldu der. İblis melek olduğuna göre melekler kendilerine kodlanmış olan bilgilerle hareket eden seyirlerini Allah'ın kodladığı bilgiyle düzenleyen varlıklar. Hani yine Bakara suresi 12. ayette ne diyordu? Allah'ım sen bize ne bildirmişsen biz onu biliriz. Onun dışında bizim hiçbir bilgimiz yok ifadesi kullanıyordu. O zaman meleklerin kendilerine kodlanmış olan bilginin dışında bilgileri yoksa bunlarda akıl yoktur, irade yoktur, seçenek yoktur. Kendilerine aynen bilgisayarda bir program yüklüyorsan o programı tıkladığın zaman senin karşına geliyorsa aynen meleklere de Allah bilgiyi kodluyor, programlıyor. O programladığı şekilde insanlara secdesini yapıyor. O programı çözersen işte meleklerin Adem'e secde etmesi ne oluyor? Meleklere yöneldiğin zaman onlar eğer portakal da bir melek, köpek de bir melek, armut da bir melek, muz da bir melek veya inekler de develer de birer melek. Bunlara Allah bilgiyi kodluyor. Onları sen kendi hani yine Hazreti İbrahim ne diyordu? Allah'ım ölüleri nasıl diriltilir bana bir göster ifadesi kullanıyordu. Burada ölüleri diriltme ifadesini kullanırken ahiret alemindeki ölen bir ölüyü diriltme anlamında değil. Çünkü Enbiya suresi 95. ayette ölen bir kişiye asla geriye bir daha gelmeyecektir. Yani hayati fonksiyonlarını yitirmiş olan geriye bir daha gelmeyecektir. O zaman hayvanlarda ise bu duyarsız olan hayvanları duyarlı hale getirmeyi ölüleri diriltme anlamında kullanmış. Bu ifadeyi aynen yazın o tahıllar, buğdaylar yere dökülür. Güz geldiği zaman yağmurlar yağmaya başladığında o buğdayların yerinden patlayıp çıktığını görürsünüz ifadesiyle olayı anlatıyor. Onların dirildiğini görürsünüz ifadesi kullanıyor. Yani dünya hayatında ölülerin diriltilmesi ifadesi Hazreti İbrahim için 4 tane kuş tutuyor. Buradaki 4 kuş derken 4 yaşayan bir hayvan anlamında kullanmış Kur'an. Onları kendine alıştır. Ne demek kendine alıştır? Onları parçala ifadesi kullan. Bu doğru değil. Bu tercüme. Onları eğit ve kendine alıştır. Ayrı ayrı dağlara o eğittiğin kuşları koy. Çağırdığın zaman koşarak sana gelecektir diyor. Çünkü bir kediyi, bir köpeği, bir atmacayı, bir güvercini sen nasıl eğitip senin hayatında postane olmadığı zaman, telgraf olmadığı zaman mektupları götürüp getiriyorlar. Bir sürü insanların yapamayacağı işleri yapıyorlar. İşte duyarsız olan hayvanları eğitip duyarlı hale getirmeyi dirilme olarak tanımlamış Kur'an. Bilmiyorum bu anlattıklarımda anlaşılmayan bir taraf var mı? Sekiz. Sonra ona fücurunu sınırsız, sınır tanımaz günah ve kötülüğünü ve ondan sakınmayı ilham edene and olsun. Bak, şimdi bir nefisten bahsediyor. Nefis deyince, nefis kelimesini Kur'an iki anlamda kullanmış. Önce onları bir anlamak lazım. Birisi insanın kendisi anlamında olan nefis, burada ne diyor? Her nefis ölümü tadıcıdır. Burada her nefis ölümü tadıcıdır dediyse
Bu insanın kendisi anlamında kullanılan bir nefis. Yine fıs ve fücür anlamında kullandığı anlamında bir nefisten bahseder. O da fıs ve fücür anlamında. Arkasından ne diyor? Bir saniye gözümü takayım da. Arkasından ne diyor? Sonra ona fücurunu, yani ona ibli, o nefse bir iblis yüklüyor ve sınır tanımaz günah ve kötülüğü ve ondan sakınmayı ilham edene. Yani bir virüs yüklüyor Allah bir insana, bir de antivirüs yüklüyor. Yani burada virüs ne oluyor? İblis oluyor. İblis insanlara yaratılışta verdiği sözden caydırmak için insanlara teklif sunuyor. Takva ne yapıyor? Takva da yaratılışta verdiği söze sadakat göstermeyi insanlara teklif sunuyor. İşte bu iki teklif sunucu melek karşısında insan, işte o zaman kendi kararını kendi verecek ve kendi kaderini kendisi çizecek konuma gelmiş oluyor insan. Yani insan hem Rabbani ola eğilimli hem de gayri Rabbani ola eğilimli nötr bir varlık olarak karşımıza çıkıyor. İşte insan, Allah kimsenin kaderini insan doğmadan önce çizer ve o çizmiş olduğu kadere göre insan yaşar diyorlar ya, bu kesinlikle yanlış. İnsan ergenlik yaşına geldiğinde davranışlarıyla ilgili kaderini insan kendisi yazıp ve onu kendisi oynuyor. Arkasından burada anlaşılmayan bir taraf var mı? Yani burada iki tane teklif sunucu melek birbirine zıt teklifler sunuyor. Asıl halife olan yetki ve sorumluluğu Allah sana yüklüyor, sana veriyor. Burada hangisinin teklifi yönünde karar verirsen, karar verdiğin yöndeki sorumluluğu Allah sana yüklüyor. Çok önemli. Onu arındırıp temizleyen gerçekten felah bulmuştur. Onu arındırıp temizleyen hangisini? Yani insan, fısk ve vücur var. Bu insana sürekli inkar, isyan, her türlü kötülükleri emrediyor. Hani burada Hazreti Yusuf'la vezirin karısının durumunu hatırlamamak haksızlık olur. Vezirin karısı Yusuf'tan murad almak istedi. O da Allah'ın kendisine verdiği bir bilgi dolayısıyla bunun yasak, haram olduğunu anladı ve kaçtı. Ve arkasından bunu, olayın hepsini anlatacak değilim, hapis atıyorlar. Her türlü işkence, zulüm, her türlü çileleri çekiyor. Allah'ım, onların bana teklif ettiklerinden bu hapis hayatı daha hayırlı ifadesiyle olayı anlatıyor. Ondan sonra da olayın iç yüzü ortaya çıkınca diyor ki Yusuf için, andolsun Yusuf da onu arzulamıştı ifadesi kullanıyor. Yani burada arzulama olayı ne oluyor? Onda da nefis var, fısk hücür var, iblis var. Vezirin karısında da fıs ve vücur var. Vezirin karısı o kendisini korumamış. Bak ne diyor? Ayette ne diyordu? Sonra ona vücurunu ve sınır tanımaz kötülüğü ve ondan sakınmayı ilham edene. Ondan sakınma diyor. Yani hanginden? İblisten sakınmayı ilham edene. Bu da ne oluyor? Takva. O takva da bunun yanlış olduğunu ona söylüyor. Onun arındırıp temizleyen gerçekten felah bulmuştur. Yani o iblisin tekliflerini bir köşeye, bir tarafa atıp kesinlikle, hani bunu Kur'an'da örnekleri var, Hazreti Meryem'i bir bitki gibi yetiştirdik ifadesi kullanır. Ne demişti Meryem'in annesi? Allah'ım, karnımdaki çocuğu her türlü kötülüklerden arındırılmış olarak
sana adadım ifadesi kullanıyor. Allah da İmran'ın karısının bu duasına icabet etti. Onu bir bitki gibi yetiştirdi. Onu Zekeriya'dan sorumlu kıldı ifadesiyle olayı anlatıyor. Yani bitki gibi yetiştirme ifadesi, bitkilerde ne iblis var, ne takva var, ne de akıl var. Bitkilere Allah bilgiyi kodluyor. Kodladığı bilgi çerçevesi içerisinde onlar hani ne diyordu ayette? Allah'ım sen bize ne bildirmişsen onu bildiririz. Onun dışında bir bilgimiz yok. İşte melekler de kendilerine ne demişti Bakara 32'de? Allah'ım sen bize ne bildirmişsen onu biliriz. Onun dışında bizim bir bilgimiz yok. O zaman meleklerin kendilerine bildirilen bilgi dışında bilgileri yoksa onlar kodlanmış olan bilgilerle hareket ederler. Burada anlaşılmayan bir taraf var mı? Yok hocam. Ve onu isyanla, günahla örtüp saran da elbette yıkıma uğramıştır. Yani bir takvanın ön plana çıkıp o iblisin tekliflerini tepeleyip hani ne diyordu mağarada Ashab-ı Kehf'in durumunu anlatırken mağaranın ağzında kıtminleri, köpekleri yatıyordu. İki ayağını uzatmış. Onlar da mağaranın geniş boşluğunda geziyorlardı ifadesi kullanıyor. Buradaki ifadede de onu arındırıp temizleyen gerçekten fela bulmuştur. Yani insanı kötülüğe sürükleyen, Kur'an'ın yasak ağaç diye nitelediği, eğer iblis olmasaydı insan diye bir varlık olmazdı dediği ve insanın kötülüklerinin tohumu olan o iblisi bir susturabilse insan, o Rabbin yolunda yaratılışta verdiği takvanın teklifiyle doğru yolda düptüz eğilmeden, bükülmeden gidecek. Ama onu arındırıp temizleyen gerçekten felah bulmuştur. Yani o iblisten kurtulan ve onu günahla örtüp saran da elbette yıkıma uğramıştır. İşte o iblisin teklifiyle yasak ağaçtan nemalanan insanlar ya cin olmuştur ya şeytan olmuşlardır. Kafir olmuşlardır. Bunu anlatmıyor mu? Yani yasak Adem ve eşine dedi ki ey Adem sen ve eşin cennete yerleş. Kesinlikle şu yasak ağaca yaklaşmayın. Ne zaman ki yasak ağaçtan yediler, ayıp yerleri kendilerine açılıverdi. Bu çok önemli. Hani orada diyordu ya, peygamberin nimet verdi, Allah'ın da ona nimet verdi. Zeyd'den bahsediyordu. O karısını boşa diye ona söylüyordu. Ama içinde gizli tuttu ifadesi kullanıyor. Ne demek içinde gizli tuttu? Sanki peygamber istiyormuş ki hep böyle eleştiriyorlar peygamberi. Oysa burada ayıp yerleri kendilerine açılıverdi ifadesi neyle izah ediliyor? Yani kötülüğün tohumu ibliste, iblis gündeme gelince o kötülük yapma potansiyeli ortaya çıktı. Mesajı veriyor. Yani oradaki ifadede de Zeyd onu boşayınca Allah da onu Zeyd'in karısıyla evlendirdi. Bu ifadeyi sanki Zeyd'in karısının boşamasını Allah'ın Resulü istiyor da bunu kasıtlı olarak buna aynen Davut peygambere yaptıkları ahlaksızlık gibi peygambere de yapmaya çalışıyorlar. Oysa öyle bir şey yok. Peygamber bunu bilmiyor. Allah da gelecek olan bir olayı gizli olarak anlatıyor. Hani Kur'an'da ne diyordu? Bazı Enam suresi 91. ayette ne diyordu? Allah beşere hiçbir şey indirmemiştir demekle
Allah'ın kadrini, kıymetini takdir edemediler. Musa'ya nur olarak indirdiğimiz, sizin de deriler ve kağıtlar üzerine yazdığınız o kitabı kim indirdi? Ondan bazılarını açıkladık, bazılarından da vazgeçtik. İşte açıklamadığı teknolojinin o konudaki ilgili bilgiye ulaşamadığı anlamında kullanıyor. İşte Hazreti Peygamber'in de o Zeyd'in karısının boşayıp da onu alacağıyla ilgili konuyu Allah peygambere açıklamamış. Bilmiyor peygamber bunu. Bu aynen Tahrim suresindeki birden beşe kadar ayetlerdeki anlatılanın tıpkısının aynısı. Kur'an'da çok yerlerde böyle ifade var. Yani orada iki eşinin peygamber aleyhine atıp tuttuğunu söylüyor. Ama sanki bunu peygamber haram kılıyormuş gibi bir ifade kullanıyor. Oysa Allah'ın haram kıldığını, hanımlarının peygamber aleyhine atıp tuttuğunu peygamberden bundan haberi yok. Onu anlatıyor ve onu anlayınca da ve diyor ki eğer siz iki eşiniz bu kalbiniz marazlılık gösterdi, eğer bu tutum ve davranışınıza devam ederseniz Allah sizi ona boşattırır, sizden daha hayırlı dul ve bakire eşler ona verir ifadesiyle. Demek ki peygamber bundan haberi yok. O Zeyd'in karısını boşayıp da onu Allah'ın emriyle böyle bir yanlış anlayışını, evlatlığının karısıyla evlenilir anlayışını Allah açığa vuracağını nereden bilsin peygamber? Bunları açıklıyor Kur'an. Değişik ifadeler. Efendim. Sesim geliyor mu? Bir şey sormak istiyorum burada. Geliyor, geliyor. Aklıma bir şey geldi. Hani peygamber eşleri bizim annelerimiz sayılıyor ve hani başka bir Müslüman asla evlenemiyor ya Ali Rıza Hocam. Evet. Şimdi Zeyd'in karısı Zeyd evlenmiş oluyor. Sonra peygamberimiz de hani evlenmiş oluyor. Zeyd peygamber eşiyle de hani mesela öyle bir şey de aklıma geliyor şu an. Evlenmiş olmuyor mu o zaman? Hani... Yok, şimdi Zeyd'in karısı eğer peygamber evlenmiş olsaydı önce o zaman Zeyd evlenemezdi. Ama Zeyd'in boşadığı kadını evlenmesinde Kur'an'a göre hiçbir sakınca yok. Hatice Hanım bir tek Ayşe validemiz var. Bir karı olarak aldı. Diğer hepsi zaten. Dur. Ya peygamberi kadın alma peşinde zannediyorlar. Oysa o İslam kadınlar aracılığıyla çoğaldı. Bak Allah'ın Resulü'nün ocağında yetişiyor onlar. Aynı ailede yetişiyor. Gelen vahiy bilgilerinden hepsinin haberi var. Ve bundan dolayı da bak en çok peygamberin hayatından bahseden Hazreti Ayşe. Eğer Hazreti Ayşe kadınlar arasına bunu yaymamış olsaydı nereden öğrenecekti kadınlar? Bilmiyorum, anlatabildim mi? Yani orada bunda bir problem yok. Hani diyor ya Allah'ın Nisa suresi 23. ayette Allah kimlerin kimleriyle evleneceğini net bir şekilde ortaya koymuş. Hocam Nisa suresi 23'ü açalım. Oradaki şeyleri tek tek bir inceleyelim eğer zahmet olmazsa. Nisa 23. Sizlere anneleriniz, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek kardeşlerin kızları, kız kardeşlerin kızları, sizi emziren süt anneleriniz, süt kız kardeşleriniz, kadınlarınızın anneleri ve kendileriyle gerdiğe girdiğiniz kadınlarınızdan olup koruyuculuğunuz altında bulunan üvey kızlarınız, onlarla gerdiğe girmemişseniz size bir sakınca yoktur. Sizi sülbünüzden olan oğullarınızın eşleri ve iki kız kardeşi bir araya getirdiğiniz evlilik haram kılındı. Ancak cahiliyede geçen geçmiştir. Şüphesiz Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Bak ifadeye bakın.
sizin sülbünüzden olan oğullarınızın eşleriyle evlenmeniz size haram kılındı diyor. Bir ayette de ne diyordu? Evlatlıklarınız sizin oğullarınız değildir diyordu. Yani yine başka bir ayette ne diyordu? Evlatlarınızı babalarına nispet ederek çağırın ifadesi kullanıyordu. O zaman evlatlık diye öyle oğul nispet ederek Kur'an anlayışını alt üst etmek için çalışanların emelleri, hayalleri boşa gitmiştir. Öyle bir şey var mı? Kur'an eğer Allah'tan değil de insanlar tarafından ortaya konulmuş bir kitap olsaydı içerisinde bir takım aykırılıklar bulunurdu. İfadesi kullanıyor. Eğer gerçekten bir tarafta eğer evlatlığı bir oğulluk gibi, oğul gibi görüyorsa o zaman bu Kur'an çelişkiye düşmüş olur. Oysa evlatlığıyla sülbünüzden olan oğullarınız ifadesini Kur'an net bir şekilde ortaya koyup ayırıyor. Bunlar boşuna anlatmıyor Kur'an. Evet. 11. Semud halkı azgınlığı dolayısıyla yalanladı. En zorlu bedbahtları ayaklandığında Allah'ın elçisi onlara dedi ki Allah'ın devesine ve onun su içme sırasına dikkat edin. Fakat onu yalanladılar. Deveyi yere yıkıp öldürdüler. Rableri de günahları dolayısıyla onları yerle bir etti. Kırıp geçirdi. Orasında... Bir dakika hocam, buraya kadar. Şimdi Semud halkı azgınlığı dolayısıyla yalanladı. En zorlu bedbahtları ayaklandığında bu neyi ifade ediyor? Hani aynen Kur'an'daki o İsra suresi 16. ayette biz bir şehrin önde gelenlerine bozgunculuk yapın deriz. Onlar da bozgunculuk yaparlar. İşte bu da ne oluyor? Semud kavminden bozguncu birisi ayaklandı. Allah'ın elçisi onlara dedi ki Allah'ın deneme için size gönderdiği dişi deveye dişi devesine ve onun su içme hakkına dikkat edin. Ne demek bu su içme hakkı? Bak Kur'an ne diyor? Allah gökleri ve yeri yaratmış ve insanların dışındaki bütün varlıklara melek demiş. Bütün meleklere Adem'e secdin edin demiş. Bütün meleklere Adem'e secdetmiş. İblis secde edenlerden olma diyor. O zaman evrende devesi de, ineği de, hayvanları da, bitkileri de aklına ne kadar yaratılmış olan insanların dışında varlık varsa bunların hepsi melek. Adem'e secdetmek için görevlidir. O zaman deveyi kestiği zaman bir kişi bir tarafta Allah Kur'an'da çelişki yok diyor. Bir tarafta da deveyi kesti diye, deveyi öldürdü diye o helak oluyor. Böyle bir şey nasıl olur? İşte buradaki hani Kur'an'da müteşabih bir anlatım. Kendi anlamı dışında farklı anlamlara gelebilen anlatım şeklinde müteşabih diyor Kur'an. İşte orada devenin su içme hakkı derken bak araştırın inceleyin. Çok ayetlerde örnek var ama zaman geçer diye vermek istemiyorum. Eğer rahatsız olmazsanız vereyim. Hani Musa kavmi için su aramıştı da Allah da biz de ona asanla taşa vur dedik. 12 tane pınar fışkırdı diyor. Su aramıştı diyor. Su. Ne demek bu su? İlahi mesaj. Allah'tan aldığı vahiy bilgiler anlamında kullanmış su kelimesini. İşte devenin görevi neydi? Devenin görevi etinden, gübresinden, sütünden, yavrusundan, yükünden insanlara hizmet sunmakta. Ama insanlar ne yaptı bunu? Deveyi ait olduğu yerden
kaldırdı. Onun su içme hakkına müdahale etti. Biz de o ve onunla birlikte olanları helak ettik diyor. Şimdi Kur'an'ın söylediği bu değil mi? Hac suresi 36. ayette iri cüsseli develer sıra sıra dizildiği zaman onları yan yatırıp etlerinden bir bölümünü kendiniz yiyordunuz. Bir bölümünü de ihtiyaç sahiplerine yediriyordunuz deyip deve kesenleri Allah överken burada deve keseni niye Allah helak ediyor? Hiç düşündünüz mü? İşte burada deveyi kesme değil, Allah'ı bırakıp deveyi ilah edinmişler. Aynen bunun benzeri Hazreti Musa Allah ile görüşmeye gittiğinde kavmini Hazreti Harun'a teslim etmişti. O ne kadar emek gayret sarf ettiyse bir türlü Samiri'nin önderliğinde böğren bir buzağı heykeli yapıp insanlara Allah'a kulluk yapmaktan buzağa ibadet ve kulluk yapmaya döndürüyorlar. Ve böylece de ne oluyor? Neredeyse o deveyi kesemeyeceklerdi. Pardon, ineği kesemeyeceklerdi ifadesiyle. Yani ineği kesmemek Allah'a şirk koşmak olduğunu söylüyor. Yani onlar bir buzağı heykeli yapıyorlar. Allah'a ibadet ve kulluğu bırakıp buzağa ibadet ve kulluk yapıyorlar. Ve onu destekleyen adamı da öldürmüş olarak tanımlıyor. Hani Bakara suresi 73. ayette hani bir adam öldürmüşsünüz de ihtilafa düşmüşsünüz. Biz de o kesmiş olduğunuz ineğin bir parçasını vurun demiştik. Siz de vurmuştunuz. O adam dirilmişti ifadesi kullanıyor. Bunlar Kur'an'da müteşabih anlatım. Bunları anlayamazsan Kur'an'daki o anlatılan insanların öğüt alacağı kıssalar hikaye ve masal dinlemekten öteye gitmiyor işte. Bilmiyorum. Anlaşılmayan yer var mı? Evet. Yarın devam edelim. Arkadaşlar da yorumda herhalde. Gene bu konuda görüşlerin varsa konuşalım. Bir şey görürsünüz. Peki arkadaşlar, var mı sormak istediğiniz veya eklemek istediğiniz? Peki. O zaman yarın aynı konuda buluşmak üzere. Hayırlı geceler. Selam.